Haberin merkezine Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Kuzey Irak'ta şehit düşen 3 kahraman Seyfettin, Ünal ve Sercan son yolculuğa uğurlandık. Tokat'taki cenazede babasının tabutu başında uyuyakalan 1 yaşındaki Kerem bebek yürek dağladı. Bebekti, uykusu geldi. Şehit babasının tabutu üzerine yatırdılar. Şehit neydi, tabut neydi bilmiyordu. Sonra aldılar götürdüler. Büyükler geldi. Eşler, anneler, babalar bugün şehit verdikleri o fidanları ağladı. Üç fidan. Üç kahraman Kuzey Irak'ta görevliydi. Dün görev yaptıkları bölgeye teröristler pusu attı. Çatışma çıktı. Üç uzman çavuş Seyfettin Aktaş, Ünal Akdemir, Sercan Koç şehit düştü. Cenazeleri törenle memleketlerine gönderildi. Tokatlı şehit uzman çavuş Seyfettin Aktaş'ın cenazesine oğlu Kerem ve eşi eşlik etti. Onları Tokat'ta binler karşıladı. Bir şehir, bir şehitle ayaklandı. O dakikalarda Bilecik'te uzman çavuş Ünal Demir için ayaktaydı. Muharrem İnce de cenazedeydi. Şehidin tabutu başında Fatiha okudu. Uzman çavuş Sercan Koç Amasyalıydı. Dün ailesini Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Bugün o da doğup büyüdüğü topraklarda acıyla, vakarla sonsuzluğa uğurlandı. İyi ki vardın Eren. Hatırlıyorsunuzdur, bir çocuk sevmiştik uzaklarda. Hatta böyle yürek görmemiştik, böyle vatan sevgisi. Henüz 15'inde Giresun Gürce'de şehit edilmişti Eren Bülbül. Mehmetçik onun kanını yerde bırakmadı. Eren'i şehit eden iki hain bir yıl sonra aynı bölgedeki operasyonda öldürüldü. ...15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lılardı. Foto kapana takılan bu teröristler, ikisi de öldürüldü. Al atışı, bir, haydi, iki, üç. Teröristler gri listede aranan Soreş Kod adlı Barış Coşkun ve Bahos Kod adlı Hıdır Doğru... ...Giresun'un Güce ilçesindeki yaylalarda dolaşıyordu. Görüntüleri foto kapanlara düşünce hemen operasyon kararı verildi. Çembere alınan iki terörist yarım saat içinde öldürüldü. Teröristlerin Eren Bülbül'ü şehit eden gruptan olduğu haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat duyurdu. Biliyorsunuz, geçen yılda yine bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı ve bir astsubay başçavuşumuzu burada şehit etmişti. İşte o gruptan iki kişi öldürüldüler. Süleyman Soylu Eren Bülbül'ün annesini de aradı. Haberi ona da verdi. Bakan aradı. Çok sağ olsun. Allah razı olsun onlardan. Orada vurulduğunu söyledi. İki kişi orada vuruldu Eren'in katili. Ama bu haber bile Ayşe Bülbül'ün acısını dindirmeye yetmedi. Eren'in katili yanımda vurulsa da ben onun etlerinden yesem gene benim acım kesmez. Onun için benim acımı hiçbir şey dindirmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mesaisine Adıyaman'daydı bugün. İcazeti biz halkımızdan aldık dedi. Rakibi İnce'nin Pensilvanya iddiasına yine çok sert sözlerle yüklendi. CHP'nin adayının cezaevindeki aday Demirtaş'a yaptığı ziyaret de vardı hedefinde. Biz icazeti halkımızdan aldık. Pensilvanya'dan değil. Onun için haddini bil. Aynı başlık vardı yine önceliğinde. Sandıkta rakip olacağı isme Muharrem İnce'ye seslendi. Partiyi kurarken Gülen'den icazet aldığı iddiasını veryansın etti. Aslında komik bir adam. Ne dedim? Sayın Muharrem, ispat edemezsen namertsin dedim. Şu ana kadar bir ses var mı? İnce'yi sert tondan bir kez daha ispata çağırırken açtığı davayı da anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu o zaten bir yalancı. Bu da onun yanında çırak. O da bir yalancı. Yargıda hesabını versin. Çünkü benim kendimden şüphem yok. Ne konuşacağını çok iyi bil.
Erdoğan'a yalan atfedemezsin. Sandığa 22 gün kala bu kez Adıyaman'da meydandaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçmeni oyuna sahip çıkmaya çağırdı. Hedefine yine ana muhalefeti aldı. CHP. Öyle mi? PKK. Bunlar beraber yol yürüyor. CHP çıkmış. İşte bu partiyi meclise sokmak için kendi seçmenlerini onlara yönlendiriyor. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. HDP ile işbirliği iddiasını bu sözlerle dile getirdi. Altıok'un HDP barajı geçsin diye uğraştığını iddia etti. Muharrem İnce'nin Demirtaş'a cezaevinde yaptığı ziyarete de öfkeliydi. Muharrem, Sayın Muharrem, İnce Edirne'ye gittin. Ya sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş adaymış? Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş? Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun? Şu anda bu ülkede hukuk var. Yargı var. Cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayına Selahattin Demirtaş'a da 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak yüklendi. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. Şimdi cezaevinden Esip Yağan Zat'ın elinde 53 vatandaşımızın kanı var, kanı. 24 Haziran için partisinin vaatlerini de sıraladı bir bir. Gençlerden, kadınlardan sandıkta destek istedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu sandık mesajlarını bugün Bursa'dan verdi. Ekonomi başlığıyla hükümete yüklendi. Bir kez daha 2 trilyon dolar nereye harcandı diye sordu. 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Yeni bir başlangıç, büyük değişim dedi. 24 Haziran'ı işaret etti. 16 yıllık AK Parti iktidarını eleştirdi. Ekonomiyi tefecilere teslim etmektir. Bitti bu kadar, nokta. Kılıçdaroğlu Bursa'da STK temsilcileriyle buluştu. Önceliği ekonomi oldu. Çıkıp desinler, ey Kılıçdaroğlu söylediğin bu rakam doğru değil. Açın maliyenin rakamlarını, oradan tek tek çıkaracaksınız. Bir kez daha hükümete seslendi. 2 trilyon 94 milyar dolar nereye harcandı diye sordu. Kaça yaptın arkadaş? Nereye gitti 2 trilyon 94 milyar dolar? Nereye gitti? Dünyada hiçbir başbakan kalkıp ben yol yaptım, köprü yaptım diye övünmez. Ayıp sayar bunu. Sandık vaatlerini de sıraladı. Emekli aylığı en düşük 1500, asgari ücret 2200 lira olacak dedi. Çocuğuna sabah okula giderken harçlık veremeyen babanın utancını ortadan kaldıracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz ziyaretçileri vardı bugün başkentte. Mahkum yakınlarıyla buluştu. Af çıkışlarına bir yenisini ekledi. Bunu mecliste yapabilecek sayısal gücümüz yok. İnşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atar. Sözlerini bitiremeden alkış yağmuruna tutuldu. MHP lideri Bahçeli'nin yeni af çıkışı bir kez daha gündeme oturdu. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluştuğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır. Daha önce yaptığı af çıkışlarıyla dikkat çeken Bahçeli, mahkum yakınları MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Terör ve cinsel istismar hariç bütün mahkumlar sizin arkanızda. Mahkum yakınlarıyla konuşan Bahçeli, o görüşme sonrası onların yanında yaptığı yeni af açıklamasını. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık bir mahkumu taşıyabilecek durumda da değildir. Cezaevlerinde 235 bin mahkumun olduğunu söyledi, yeni bir başlangıç lazım dedi. Hatta iktidar partisine seslenirken bu kez tarih bile verdi. Kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak nasip olursa inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atar. Bahçeli'nin açıklamaları mahkum yakınlarında büyük heyecan yarattı. MHP lideri elimizden geleni yapıyoruz dedi. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de Hatay'da miting meydanındaydı. Seçmene vaatlerini sıraladı. Fırsat bulsa seçimi iptal edecekler diyerek iktidar partisine yüklendi. Çılgın projesini de açıkladı. En çılgın projemiz Tülbent Müzesi. Çılgın projesini soran haberciye verdiği yanıtı miting meydanından açıkladı. Her gittiği adreste kadınların hediye ettiği yazmaları toplayan Akşener, o yazmaların ne anlama geldiğini anlattı. Bu barışın sembolü.
Bu kardeşliğin sembolü. Seçim mesaisinde bu kez Hatay'da kürsüdeydi İYİ Parti lideri. Erken seçime nasıl gidildiğini anlatırken hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Bu seçimi bu arkadaşlar kendileri istediler. Biz de eyvallah dedik. Bizim eyvallah dememize asapları bozuldu. Yani fırsat olsa seçimi iptal edecekler. Bizden bir arıza bekliyorlar. Biz onu yapmıyoruz. Partisinin de içinde olduğu Millet İttifakı'na hedef alan eleştirilere de yanıt verdi. Yahu biz ittifak kurunca gayrimilli olduk. Yahu sen milli ve gayrimilli ayrımını yapabilecek konumda mısın? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden sahur daveti geldi. Erdoğan o daveti geri çevirmedi. Gençler daveti sosyal medya üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı çayınız hazırsa geliyorum yazdı. Erdoğan sahuru Hüseyin Gazi yurdunda öğrencilerle birlikte yaptı. Cumhurbaşkanını kapıda daveti yapan öğrenci karşıladı. Yurtta öğrenciler şaşkın, Erdoğan gençlerle olmaktan memnundu. Sahurun ardından konuşacakları, anlatacakları da vardı onlara. Bir tarafına bir genci alıyor, bir tarafına bir genci alıyor. Ve onlar sağında solunda parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracağız? Bilmiyorlar ki İstanbul'un fethini 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet yaptı. Gençler için yapılanları anlattı, seçilme yaşı üzerinden sözü Avusturya Başbakanı'na getirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle ilgili küstah çıkışlar yapan genç başbakana veryansın etti. Şu anda başımıza bela olan Avusturya Cumhurbaşkanı bu ahlaksız başbakan yaşı bunun aslında 30 yaşında. Dışişleri Bakanı iken yaşı 28. Ama çok şımardı. Havalara gidiyor. Rakibi İnce'nin kendisine hedef alan eleştirileri de vardı önceliğinde. Erdoğan diyor 20 yıl geriden geliyor. Ya be gafil. Bizim yaptığımız otomobiller, yapacağımız otomobiller tamamıyla elektronik sistem. Tesla'nın sahibi gelip seni ziyaret etmiyor, beni ziyaret ediyor. Ekonomi de vardı gündeminde. Bugün borç alan yarın emir olacak. Gençlere tavsiyelerini de sıraladı. Öğrencilerle sahur buluşması Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından canlı olarak da yayınlandı. Adeta izlenme rekorları kırdı. Ankara'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi patronuyla görüşmek için gittiği lüks plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Sır ölümü sonrası başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Adam bana takmış bırakmıyor dedi, sonrası felaketle bitti. 23 yaşındaki Şule doğum gününde 20. kattan düşerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Şule Çet okul masraflarını karşılamak için bir iş adamının asistanlığını yapıyordu. İşte bu plazanın 20. katındaki ofiste yarı zamanlı çalışıyordu. Şule en son buraya 28 Mayıs akşamı geldi. Ertesi gün cansız bedeni saat 04'te bulundu. İddialara göre patronu yeni bir ortakla anlaşmış ve yola Şule ile devam etmeme kararı vermişti. Son bir görüşme için Şule o plazaya gitti. Herkes çıktıktan sonra patronuyla konuşmaya başladı. Eski patronuyla ofiste yalnız kalan Şule ev arkadaşını aradı ve ona şimdi içeri geçiyorum, beni 5 dakika sonra ara ve acil eve gelmemi söyle dedi. O telefon görüşmesinden dakikalar sonra Şule bu kez mesaj attı ve buraya neden geldim çıkamıyorum yazdı. İşte o mesajdan sonra Şule 20. kattan aşağı düştü, feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polisler delilleri tek tek topladı. Şule'nin patronu sorguya alındı. Yanımdan ayrılınca merak ettim. Bakmaya gittiğimde Şule'yi aşağı sarkmış şekilde buldum dedi. Yardım etmeye çalıştığını ve bu yüzden Şule'nin tırnaklarının parmaklarına battığını iddia etti. İntihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti? Sır ölümü aydınlatmak için polisin soruşturması devam ediyor. İstanbul Zeytinburnu'nda çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karışınca ortaya işte bu dehşet görüntüleri çıktı sayın seyirciler. Silahlar çekildi, yumruklar, sopalar havada uçuştu. Hayır.
İstanbul Zeytinburnu'nda iki aile arasında yaşanan çocuk kavgası büyüdü. Sopalar, bıçaklar, silahlar konuştu. Mahalle savaş alanına döndü. Gece yarısından hemen sonraydı. Çocuklar arasında çıkan kavgaya bir süre sonra aileleri de karıştı. Show Haber ihbar hattına gelen görüntüler yaşanan dehşeti saniye saniye gözler önüne serdi. Bir kişinin üstüne beş kişi yürüdü. Tam o an silah sesleri duyuldu. Harbede bir süre daha devam etti. Mahallede gergin anların yaşanmasına neden olan kavga polisin gelmesiyle sona erdi. 7 yaşındaki oğlunu vahşice öldüren annenin ifadesi kan dondurdu. Pişman değilim diyen cani kadına doktorlar cinayet işlemeye meyilli seri katil teşhisi koydu. Yedi yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren cani anne pişman olmadığını söyledi. Kocam oğlumu elimden alacaktı. Bir ömür boyu ona hasret kalsın istedim dedi. Uzmanlar annenin cinayet işlemeye meyilli bir seri katil olduğunu düşünüyor. Allah rızası için el Fatiha. Yavru vatanın Türkiye'nin konuştuğu o kadın Bilge Lord Kunduracı'ydı. Psikolojik sorunları vardı. Kocasıyla ayrılmanın eşiğindeydi. Sosyal medyada kocasının ailesiyle paylaştığı bu mutlu pozu görünce 7 yaşındaki oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Vahşetin fotoğrafını da kocasına gönderdi. Gel şimdi çocuğunu al dedi. Baba eve geldiğinde hem 7 yaşındaki oğlu Ercan'ın hem de kalp krizi geçirip ölen kayınpederinin cansız bedenini buldu. Tutuklanan katil annenin yeni ifadesi ise kan dondurdu. Çünkü cinayetten pişman değildi. Kocam oğluma bir ömür hasret olsun istedim dedi. Katil anneye sosyopat ve cinayet işlemeye meyilli seri katil teşhisi koyan uzmanlar, cinayetin ardından canına kıymak istediği yönündeki bilgilerin de doğru olmadığını söyledi. Uzmanlara göre annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor. Ankara'da iki kadın maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Buraya kadar her şey normal ama sonrasında kadınlardan birinin hemcinsine ettiği laflar herkesi utandırdı. Allah'ım niye kadınlar da bu zamanda anladım. Erkeklerin kadınlara uyguladığı fiziksel şiddeti övdü, hem cinsini bu sözlerle tehdit etti. Burası Ankara. Motosikletli bir kadın sürücüyle bir başka aracın kadın sürücüsü çarpıştı. Şanslıydılar. Sadece maddi hasar vardı. Ben de ayağımı kırın. 5 dakika çekince. Araç sürücüsü kadın indi, derdini anlatmaya çalıştı. Ama motosikletli hemcinsi o kadar sakin değildi. Küfretmeye başladı. Ya benden aşağı küfretmesine gerek ben var. Ben kendime... Motor gitti dedim. Yasama mı küfrettim? Ben motora küfrettim. Ben motora küfrettim. Motora. İki kadın o kaza yüzünden karşı karşıya geldi. Tartışmaya başladılar. Allahsızlık yapma bana bak. Ağzını oraya Allahsızlık yapma bana. Tamam Allah Allahsızlık yapma. Üstten aşağı beşten yukarı. Ne yapacaksın sen bana ne yapacaksın? Öyle ki küfürlü tartışma bir an bu kadar da olmaz dedirten noktaya taşındı. Motosikletli kadın öylesine kızgındı ki Türkiye'nin yarası kadına şiddet utancına güzelleme yaptı. Hem cinsini dövmekle tehdit etti. Allah'ım niye kadınlar dayak kurduğumda? Anladım şimdi. Motosikletli kadın bu kadarla da kalmadı. O anları görüntülemeye çalışanlara da çıkıştı. Çek çek yiyecek bari çek. YouTube'da atarsın. Sonrası videoda yok. İki kadını kim ayırdı, nasıl sakinleştiler bilinmiyor. Ama o anlar, o sözler hafızalardan silinmeyecek. Allah'ım niye kadınlar dayak kurduğumda? Anladım şimdi. Anladım. İstanbul Ümraniye'de 8 yaşındaki kız çocuğu cinsel tacize uğradığını iddia edince mahalleli ayağa kalktı. Tacizcinin evini basıp ateşe vermek istedi. Kaçan tacizci Ankara'da yakalandı. Mahalleli ayaklandı, evi taşa tutup ateşe vermek istedi. Bu öfkenin nedeni ise küçük bir kıza cinsel taciz iddiasıydı.
kaçan tacizci Ankara'da yakalandı, tutuklandı. Duyduğumuz Şuryan komşusunun kızına şey yapmış, tacizde bulunmuş, ev alıp. 8 yaşında değildim ben. Tacizci adam Sultanbeyli'de işte bu apartmanda yaşıyordu. İddia göre evli ve bir çocuk sahibiydi. Yan tarafta bulunan komşusunun kızı 8 yaşında. Yine iddiaya göre kız çocuğunu aldı, eve getirdi ve o esnada ev sahibi kız çocuğunun sesini duydu. Markete gitti halde kız geç geliyor. Annesi diyor ki niye geç gelirsin diyor. Diyor ki geç geldim diyor ki böyle bir tacizde uğradım diyor anne diyor. Ondan sonra kızı annesi eve baskın yapıyor. Küçük kız çocuğu sapığın elinden kurtarıldı. Ancak taciz iddiası bir anda mahallede dalga dalga yayıldı. Öfke patlaması tacizcinin evine yöneldi. Camlar kırıldı, taşlar yağmur gibi yağdı. Birkaç kişi evi yakmak istedi. Buradan zaten taşındılar, taşınmasalardı yakacaklardı evini. Tacizci kaçtı, Ankara'ya gitti. Sultanbeyli polisi takip edip yakaladı. Evli bir çocuğu var artık, yani yaşında tam bilmiyoruz, 30-35 yaş arası. Biz onu iyi niyetli bir arkadaş zannediyorduk. Bugün mahallede sakinlik hakimdi. Ev sahibi tacizci kiracısını evden çıkardı. Yaşanan skandalın ardından ev sahibi hemen bir kamyon kiraladı. Çevik kuvvet eşliğinde eve gelindi. Evdeki eşyalar alındı ve başka bir adrese taşındı. Taciz iddialarını reddeden hedefteki sapıksa tutuklandı. Bir motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken aniden sağ şeride geçen bir otomobille çarpıştı. İki sürücü arasındaki tartışma büyüdü. Küfürler, tehditler havada uçuştu. Sinyal vermeden niye yolumu attın? Mesut kullanma. Ne kullanacağım? Kullanma. Ölüyordum. Sakin ol. Sakin ol. Kaza sonrası yaşanan bıçaklı dehşet motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çarpar bizi. Tamam, sakin ol hocam. Sakin ol. Küfür etmeyince iyiydi değil mi? Motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde evine gitmek için yola çıktı. Şişli'de Bomonti Dolmabahçe Tüneli girişinde sinyal vermeden sağ şeride geçen bir otomobille çarpıştı. İkisi de yolun kenarına çekip durdu. Aralarında gerginlik yaşandı. Sinyal vermeden niye yolumu attın? Mesut kullanma. Ne kullanacağım? Kullanma. Ölüyordum. Tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Benim canımı sıkma, seni burada gebertirim ha. Elimden alamazlar seni. Arabadan bıçağını alıp gelince işin rengi değişti. Ne oldu? Arabadan emanet alınca erkek mi oldun? Yok. Ha? Ne oldu? Ben sana geldim, arabayı gördüm. Tamam. Ödemesin. Kamerayı fark edince daha da sinirlendi. Sakin ol. Ödemesin. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Çarpar bizi. Tamam, sakin ol hocam. Küfürler, tehditler ard arda geldi. Motosiklet sürücüsü bir yandan onu sakinleştirmeye, bir yandan da kendini korumaya çalıştı. Bak, kolum kırıldı galiba, canım yanıyor. Sakin ol. Polisi çağıracağım lan. Tamam, çağır. Ne? Tut mu? Seni delik eşik ederim ha. Bak, uzaklaşmaya, saldırgandan kaçmaya çabaladı ama başaramadı. Buradayım, gitmeyeceğim bir yere ya. Bu darbeyle kameranın sesi gitti ama dehşet anları kaydedilmeye devam etti. Neyse ki yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti. Saldırganın elinden alınıp uzaklaştırıldı. İki kız kardeş bir biber yüzünden babalarının ölümüne neden oldu. Bu kadarı da olmaz dedirten aile içi kavga ünlü bir iş adamını hayattan kopardı. Birkaç biber yüzünden çıkan tartışmada ölen bir baba, biri bir süre tutuklu kalan 34 yaşındaki ikiz kız kardeşler, bu kadar da olmaz dedirten bir dava. Dilara annesine o biberler Dilan'ın, onları kullanma diye bağırınca anne kız kavgaya tutuştu. Bu sesleri duyan baba Necati Timuçin de mutfağa geldi. Anne ve kızı ayırmak istedi. Kızını iterek uzaklaştırmaya kalktı. Ortalık biraz daha hareketlendi. İşte tüm bu sesleri duyan ikizlerden diğeri de mutfağa gelince olanlar oldu. Anne Nurten ve baba Necati Timuçin ikiz kızlarına çok iyi baktı, okuttu, iş sahibi yaptı. Sıradan bir günde anne Nurten mutfakta yemek yapıyordu. Dolaptan aldığı yeşil biberleri yemeğe koyacaktı ki Dilara onu sert bir şekilde uyardı. Biber yüzünden tartışma başladı. Dilan ve Dilara kardeşler şimdi babalarının ölümüne neden olmak suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
İddiaya göre ikizlerden biri babasının kafasında cam tencere parçaladı. Diğeri annesinin elinden kaptığı bıçakla babasını omzundan bıçakladı. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Yaşadığı bu acıya dayanamadı, kalp krizi geçirip öldü. İş adamı Necati Timuçin bir biber yüzünden çıkan aile kavgasında yaşamını yitirdi. İkizlerden Dilan onu bıçakladığı için bir süre tutuklu kaldı. Önceki gün ikiz kardeşler ve gözyaşlı anneleri duruşmaya çıktı. Biri ifade vermedi, diğeri suçlamaları kabul etmedi. Anne ise acısını içine gömdü, kızları için hakime gözyaşı dökerek yalvardı. Acılı annenin mahkemede gözyaşları sel oldu. Mahkeme başkanına bir yanda ölen eşim, bir yanda kızlarım. Ben şimdi ne yapayım, gerekirse şikayetçi dahi olmam. Lütfen kızlarıma ceza vermeyin dediği iddia edildi. İçleri acıtan dava olaya tanık olan yardımcılarının tanık olarak dinlenmesi için ertelendi. Kırklareli'de polis trafik uygulaması yapıyordu. Durdurduğu araçtaki Roman vatandaşların ise ehliyeti yoktu. Polis işlem yapmak istedi, yapamadı. Mahalleli de karışınca gerginlik büyüdü. Bunlar terörist değil, terörist değil. Polisle Roman vatandaşlar karşı karşıya geldi. Romanlar kendilerine silah çeken polisi yuvlayarak protesto etti. Kalbi var. Burası Kırklareli. Polis bu sabah trafik uygulaması yapıyordu. Bu mavi renkli kamyoneti durdurdu. Şoförün ve yanındakinin ehliyeti yoktu. Araçtan inmek istemeyince olanlar oldu. Terörist değil bunlar. Polis şoför ve yanındakini zorla araçtan indirdi. Haklarında işlem yapacaktı ama o şahıslardan biri itiraz edince tartışma çıktı. Polis de silahını çekti. Polisin silahına sarıldığını gören mahalleli koştu. Arkadaşlarını polisin elinden almaya çalıştı. Onların yardımına diğerleri de koştu. Polisle kalabalık arasında pazarlık başladı. Sakinleşen kalabalık bir süre sonra dağıldı. Polis görev yerine döndü. Geriye ise bu görüntüler kaldı. Çocuk yaşta evlenen ve eşleri yasa gereği tutuklanıp cezaevine konulan kadınlar seslerini duyurabilmek için bir dernek kurdu. İşte Türkiye'nin kanayan yarası ve o yaranın etkilediği hayatlar. Bana sahip çıkacak hiç kimsem yok. O benim her şeyimdi. Babam biraz tamam. Benim çocuğum geliyor her gün, anne babam ne zaman gelecek? Gamze Eraydın 15 yaşında evlendi, 16'sında anne oldu. Şimdi 23 yaşında, erken evlilik mağdurlarından sadece biri. Bizim eşlerimiz tecavüzcü değil, biz sadece erken yaşta sevip evlendik. Yani bizim için bir şey yapılmasını istiyoruz artık. 4,5 yıl ceza, çok uzun bir süre bu. Bizim hayatımızdan 5 yıl çaldılar resmen. 16 yaşın altındaki tüm evlilikler yasayla cinsel istismar kapsamında. Onların buralara kadar gelebileceğini düşünmüyorum. Düşünmemiştik. Zaten nitelik böyle bir şey yapmadık. Ailelerin de rızasıyla 7 yıl önce evlendi Serkan ve Gamze Eraydın. Kimse beni zorla vermedi. Karşı taraf da beni zorla almadı zaten. İkimizin rızasıyla. Gamze bir yıl sonra hamile kaldı. Muayene olmaya gittiği doktor yasa gereği çocuk gelini olduğunu yetkililere bildirdi. Ondan sonrasında kamu davası açıldı hakkımızda. O dava 6 yıl sonra sonuçlandı. Serkan Eraydın küçük yaşta çocuğu alıkoyma suçlamasıyla 4,5 yıla mahkum oldu. Şimdi Edirne kapalı cezaevinde. Ben nasıl söyleyeyim çocuğuma tecavüzcülerle aynı koğuşta yattığını babasının? Oğlum tek suçu yuva kurmak, aile olmak. Aile oldular, aile. 6 yaşındaki ada tüm bu yaşananlara şahit oldu. Elleri kelepçeli bile gördü babasını. Kızım baban seni daha iyi kısarsın diye, bırakmasın diye bunları taktığını söylediler. Türkiye'de Eraydın ailesinin pozisyonunda olan 3800 aile var. Ada gibi babasız büyüyen de 9000 çocuk. Tabii ki devlet eliyle erken yaşta evlilikler desteklensin istemiyorlar. Hatta cezalar da arttırılsın diyorlar ama yaşanan bu mağduriyet de gözden kaçmasın diyorlar. Tecavüze uğrayan insanlar çok var ki biz buna zaten karşı gelmiyoruz. Biz bizi onlardan ayırmasını istiyoruz. Yaklaşık 4000 aile seslerini duyurabilmek için erken evlilik mağdurları severek evlenenler platformunu kurdu. Tecavüzden ayrılmasını istiyoruz. Erken evlilik mağdurlarının tek isteği yeni bir düzenleme ile eşlerinin cezaevinden çıkması, bir an önce yuvalarına dönmesi. Kavuşacağız oğlumuza.
80 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evde vahşice öldürüldü. Polis bütün aileyi sorguya aldı. Düğümü katilin paniği çözdü. Dön abi, dön, dön. Neden yaptın? Neden öldürdün? 100 lira için 80 yaşındaki öz teyzesinin boğazını kesti. Akraban mıydı öldürdüğün kişi? Suçu da teyzesinin Suriyeli kiracılarının üzerine atmaya çalıştı. Hanife Akdişli 80 yaşındaydı. Kahramanmaraş'ta tek başına yaşıyordu. Maddi durumu iyiydi. Kira gelirleri ve emekli maaşı vardı. Geçtiğimiz gün oğlu evine geldi. Annesini kanlar içinde gördü. Boğazı kesilerek öldürülmüştü. Polis katilin peşine düştü. Sorguya alınanlardan biri de yaşlı kadının 44 yaşındaki yeğeni Bünyamin Mahreseci'ydi. Teyzemi Suriyeli kiracıları öldürmüştür dedi. Gergindi. Polisi yönlendirmeye çalışıyordu. Ancak polis durumundan şüphelendi ve onu gözaltına aldı. Daha sonra evinde de arama yaptı. Evde cinayette kullanılan bıçak ve Bünyamin Mahreseci'nin kanlı elbiseleri bulundu. Bütün aile bireylerini sorguya aldı. Neden yaptın? Neden öldürdün? Deliller ortaya çıkınca suçunu itiraf etti. Teyzesinden 100 lira borç aldığını, borç yüzünden tartışma çıktığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini itiraf etti. Tutuklanan cani yeğen cezaevine gönderildi. İstanbul Sarıyer'deki bir sitede yaşayan iki komşu mahkemelik oldu. Davanın konusu bir sokak köpeği. Hiç düşündünüz mü? Çocuğumuz gibi evde kaldı bizim diğer iki köpeğimizle birlikte. Aracımı aldım ve 4 kilometre gibi bir uzaklığa, mesafeye orada bıraktım. Çocuklarımız korkudan parka gidemiyorlardı çünkü saldırgan bir köpekti. Bu vicdansızca bir hareket. Duygulanıyor musunuz, aklınıza geliyor mu? Gelmez olur mu? Burası Sarıyer'de bir site. Neredeyse iki evden birinde evcil hayvan besleniyor. Sokak köpeği Beyaz'ın da yolu bu siteye düştü. Ama Beyaz şimdi kayıp ve bu yüzden sitede yaşayan iki aile birbirine düştü. Şimdi mahkemelikler. Hastayken buluyorlar Beyaz'ı, tedavi ettiriyorlar. Kimse sahiplenmedi. Her gece kalkıp sirkeli sularla temizledim ki ateşi düşsün diye. Bizim hayvanımız değil deyip işin içinden her zaman çıkmayı yeğlediler. Sokak köpeği Beyaz'ın yolu bu siteye düşünce bu evde yaşayan bir çift onu beslemeye başladı. Aşılarını yaptırdı ama iddiaya göre beyaz köpek sitenin içinde ve dışında zaman zaman başıboş dolaşıyordu. Sizi rahatsız mı etti bu durum? Bir sokak hayvanının sitede dolaşması. Mümkün değil. Sahiplenilmeyip havuz kenarlarında pislemesi, havuzdan su içmesi, hijyen kurallarına aykırı bir şekilde davranması, geceleri doğal olarak hayvan site içerisinde başıboş gezdiği için yani güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Bu sitede yaşayan Cem Bey aslında kendisi de bir köpek besliyor. Bu köpek onun ve şu an yanında. Köpeğin bu halinden tedirgin oldu ve kendine vazife edindi. Sokak köpeği Beyaz'ı araca bindirip siteden uzak bir alana bıraktı. Aslında bu sorun benim şahsi meselem değildi. Sitenin ortak sorunuydu. İnsanların daha yoğun olduğu 4 kilometre gibi bir uzaklığa, mesafeye orada bıraktım. Çocuğum da bu merdivenlerden kayıp ondan korkup yuvarlanmıştı. Canım da yanmıştı. Nasıl ki yani çocuğunuzu kötü bir şey yaptı diye alıp bir yere atmazsınız, bu bir suçtur. Bir hayvana da aynısını yapmak suçtur. Zarar veren bir köpek nasıl bindirilecek arabaya? Ben akşam buraya gelmeden önce hayvan benden önce gelmişti. Hayır, hiç geri dönmedi. Aylarca sokak sokak, orman orman aradık. Direkt kendimiz çıktık, ilanlar astık. Duygulanıyor musunuz, aklınıza geliyor mu? Gelmez olur mu? Beyaz köpek yaklaşık bir yıldır kayıp. Onu burada besleyen çiftin tek isteği bir an önce bulunması. Öte yandan da Cem Bey için 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak? İşte onu zaman gösterecek. Bu köpek sahipli bir köpek olmadığı için müvekkilin beraat kararıyla davayı sonuçlandıracağını düşünüyorum. Ben gerçek bir hayvan severim. O köpeğe asla bir zarar vermedim. Herkesin bu anlamda içi rahat olsun. İstanbul Sancaktepe'de bir PTT şubesine gelen iki müşteri yavaş çalıştığını öne sürdükleri görevliyi öldüresiye dövdü. Postane görevlisini yavaş çalışıyor iddiasıyla acımasızca öldüresiye dövdüler. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İki müşteri geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'deki postane şubesine geldi. Şüpheliler doğruca bankaya gittiler. İşlemler sürerken işlerinden biri görevlinin yavaş çalıştığını söyledi ve önündeki kalemi alıp görevliye fırlattı. Postane görevlisi irkildi, kendini korumaya çalıştı. O ne olduğunu anlamaya çalışırken saldırgan yanına doğru hareketlendi. Yanındaki onu tutmaya çalıştı ama başaramadı. Şüphelilerden biri görevliyi yumruklamaya başladı. Görevli kaçmak istedi ancak kurtulamadı. Bu esnada şüphelinin yanında bulunan diğer arkadaş da geldi. O da acımasızca yumruk atmaya başladı. Onlarca yumruk ve tekme darbesiyle görevliyi öldüresiye dövdüler. Sonra da bırakıp kaçtılar. Saldırının hedefindeki postane görevlisi uzun süre kendine gelemedi. Polis bu görüntüleri izleyip iki saldırganın peşine düştü. Dizilerin genç oyuncusu Yağız Can Konyalı'nın aracından uyuşturucu madde çıktı. Ünlü oyuncu ve bir arkadaşı gözaltına alındı. Polis genç oyuncu Yağız Can Konyalı'nın aracında uyuşturucu buldu. Arkadaşıyla birlikte gözaltına aldı. Beşiktaş'ta kontrol yapan polisler Yağız Can Konyalı ve bir arkadaşını durdurdu. Otomobilin içinden gelen kötü kokuyu fark edince şüphelenip arama yapmak için harekete geçti. Bir sıkıntı olursa ne yapacağım biliyorsun. İçerisi didik didik arandı. 19 gram uyuşturucu bulundu. Konyalı ve arkadaşı hemen gözaltına alındı. Bizim eve haciz gelse o kadar mal çıkmaz lan evden. Polis merkezine götürülen oyuncu ve arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bir daha delilik millik yapma. Başlayacağım delikanlına senin ha. Bu da oldu. Utanmazın biri uyuşturucu parası için okul bahçelerinden Atatürk büstlerini çaldı. Atatürk büstünü uyuşturucu parası için çaldı. Atatürk büstünü çalarken utanmadın mı? O utanmaz, Antalya polisinin yakından tanıdığı bir isimdi. Hırsızlıktan 5 ayrı sabıkası vardı. Uyuşturucu da kullanıyordu. Uyuşturucu almak için çalacak bir şey bulamayınca okul bahçelerini mesken tuttu. 2 ayrı okuldan 2 Atatürk büstü çaldı. Hurdacıya 80 liradan satıp o parayla da uyuşturucu aldı. Neyse ki hırsızlık anlarından biri güvenlik kamerasına takılmıştı. Bu görüntü sayesinde yakalandı, gözaltına alındı. Biliyor musunuz biz aslında büyüyerek çocukluk etmişiz. Niye diyeceksiniz? Çünkü onlardan ilham alacak, öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki. Türkiye günlerdir anneannesinin kayıp kedisi için hazırladığı bu ilanla sosyal medyanın gündemine oturan küçük kızı merak ediyordu. Duyarlılığıyla yürekleri ısıtan minik yağmurun ve kayıp beneklinin hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Kedinin gözleri buna çok benziyor. Böyle acayip gözleri var, yuvarlak şeklinde. Boyu 40 santimetre. Siz görseniz tanır mısınız Benekli'yi? Görsem tanırım tabii. Anneannesinin kedisi Benekli kaybolunca çok üzüldü. Boyasını kalemini alıp Benekli'nin resmini de çizerek bir kayıp ilanı hazırladı. Yürekleri ısıtan o ilanın sahibi 9 yaşındaki minik Yağmur Show Haber'e konuştu. Görülecek yerleri astım. Öyle bulunacağını düşünmüştüm. Kaç tane çizdin, kaç tane astın? 3-4 tane. Elim ağrıdı, çok fazla yapamadım. Filmlerde buna benzer şeyler bulmuştum. Bulunmasına yardımcı olacak bilgileri ekledim içine. Benekli, Yağmur anneannesine gittikten bir gün sonra kayboldu. Yağmur'a sokak sokak aramak yeterli gelmedi. Hemen masamın başına oturup ne yapabileceğimi falan düşünmüştüm. Bir acayip bir çizim yaptım. Bazen kedi olduğunu anlayamayanlar oluyor. Bence benziyor ama benzetemeyen de var. Boyunu falan nereden hesapladın? Pamuktan. Benekli 1-2 santim uzun. Pamuğun boyunu azıcık zor da olsa mezurayla 38 veya 37 santim olarak ölçtüm. Onu direkt 40'a yuvarladım. Yağmur ilanı hazırladı, sokağa çıktı. Ancak asabileceği bir bant yoktu. Yağmur ona da bir çözüm buldu. Anneannem evde şibleme yemeği yapıyordu. Ben de bant veya yapıştırıcı bulamayınca o hamurdan bir parça alıp hamurla yapıştırmıştım. Yağmur'un bu sevimli ilanı sosyal medyada çok ses getirdi. Binlerce kez paylaşıldı. Tüm Bursa karış karış Benekli'yi aramaya başladı. Ancak kayıp kediyi yine evden birisi buldu. Pamuk onu koklaya koklaya bulmuş dışarıda. Birisi onu görünce fotoğrafını çekmiş, paylaşmış. Sonra herkes de onu paylaşmaya başlamış. Yağmur ablasına teşekkür ediyoruz Benekli'yi böyle düşündüğü için. Bu ilanın etkisi var mı sence bulunmasında? Pek sanmıyorum. Yağmur'un hayvan sevgisi sadece anneannesinin kedilerine değil. O adeta kedilerle konuşan bir kedi kız. Ne söyledin şimdi onlara? Selam diyorum.
Lübnan'daki bankadan 1 milyon dolar çalan iki soyguncu İstanbul'a kaçınca nefes kesen bir diplomasi trafiği başladı. Lübnan Başbakanı Binali Yıldırım'dan yardım istedi. Araya MİT girdi. Sonunda soyguncular film gibi bir operasyonla yakalandı. Lübnan'da banka soydular, 1 milyon dolarla soluğu İstanbul'da aldılar. Devreye iki ülkenin başbakanlarıyla istihbaratçıları girdi. Soyguncular film gibi bir operasyonla yakalandı. Kar maskeli iki soyguncu Lübnan'da banka şubesine girdi. Soygun sadece birkaç dakika sürdü. Çantalarına 1 milyon dolar koyup dışarı çıktılar. Onları kapıda bir motosiklet bekliyordu. Binip hızla uzaklaştılar. Lübnan İstihbarat Servisi iki soyguncunun Beyrut üzerinden aktarmalı uçakla İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Soyguncular İstanbul'da izlerini kaybettireceklerini sandılar ama yanıldılar. Devreye Lübnan Başbakanı Saad Hariri girdi. Mevkidaşı Binali Yıldırım'ı aradı. Soyguncuların yakalanması için destek istedi. Ardından MİT'le Lübnan İstihbaratı işbirliği yaptı. Soyguncuların izine ulaşıldı. Kimlikleri tespit edildi. Lübnan vatandaşı iki soyguncunun Muhammed Kalsido ve Muhammed Ali Yassini adında iki genç olduğu belirlendi. Soyguncuların yakalanması için Ankara'da özel ekip kuruldu. İstanbul'a geldiler, Fatih'te kaldıkları otele operasyon düzenlediler ve iki soyguncu yanlarında 600 bin dolarla birlikte kıskıvrak yakalandı. İki soyguncu Türkiye'deki işlemlerin ardından Lübnan'a geri gönderildi. Şimdi ekranlarınıza en şirin fanatiklerden biri gelecek. Arkadaşlarından biri onu öyle bir kızdırdı ki minik Galatasaraylı hıçkırıklara boğuldu. Ne oldu? Ne oldu? Kim ne dedi? Cimbo Müzik dedi. Cimbo çok daha iyi. Megistaj daha iyi dedi. Cimbo Müzik diyen arkadaşına kızdı, gözyaşlarına boğuldu. Sevimli fanatik öfkesine bir türlü hakim olamadı. Ne edemedi, kızlıyorum. Ama onlar hiç ağlıyorlar mı? Sen niye ağlıyorsun? Bu ufaklık koyu bir Galatasaraylı. Cimbo Maşka tişörtündeki aslandan belli. Mahallede oyun oynarken iddiaya göre bir arkadaşı onu fena kızdırdı. Ne oldu? Kim ne dedi? Cimbo Müzik dedi. Kim dedi? Cimbo çok daha iyi. Bekiştaş daha iyi dedi. Beşiktaş'ı Bekiştaş diye telaffuz eden tatlı fanatik sakinleşmek bilmedi. Ama onlar hiç ağlıyorlar mı? Sen niye ağlıyorsun? Aynı arkadaşı arkadan konuşmaya devam edince de çileden çıktı. İlginç görüntülerin olduğu haber turumuz var sırada. Rüzgar hızla esmeye başladı. Herkes araçlarına binmeye çalıştı. Ama fırtınanın uçurduğu çatıdan kaçamadılar. Görüntüler Rusya'dan. Fırtınanın söktüğü çatı araçlar sayesinde insanlara büyük bir zarar vermedi. Aslında kaza geliyorum dedi ama onlar devam ettiler. Duvara dayalı tahta levhaları tek tek elden geçiren işçiler artan ağırlığı kol kuvvetiyle karşılayabileceğini düşündü. Ama güçleri yetmedi. Bir işçinin bacakları devrilen tahtaların altında kaldı. Çıkarmak için koşuşturma başladı. O işçi ise ağır yaralandı. O kadar hızlıydı ki önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Balıkesir Erdek'te bir kamyon önünde ilerleyen iş makinesine çarptı. İş makinesi yol kenarındaki ağacı devirerek dereye yuvarlandı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Aniden bastıran yağmurdan kaçmak için yapılacak en son şeyi yaptı. Bir ağacın kovuğuna sığındı ama o ağaca yıldırım düştü. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 49 yaşındaki Mustafa Körlü saklandığı ağaç kovuğunda ölü bulundu. Almanya'da sel felaketi hayvanat bahçesini de vurdu. Lüneburg hayvanat bahçesinden 2 aslan, 2 kaplan, 1 jaguar kaçtı. Polis onları ararken bir ayıyı vurdu. Kent sakinlerine evden çıkmayın uyarısı yapıldı. Hayvanlar drone'la yapılan arama sayesinde bulunarak kontrol altına alındı.
İzmir'de tarihi çınar seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Birden ağacın üstüme doğru düştüğünü görünce refleks olarak kendimi geri attım. Sürücü yara almadan kurtuldu. Otomobil ise büyük hasar gördü. Ramazan'da obezite ve şeker hastaları da oruç tutmak istiyor fakat bazı hatalar sağlıklarını tehlikeye atabiliyor. Bu yüzden sıradaki haberde yer alan uyarılara dikkat etmekte fayda var. Ramazan ayı ilerlerken en çok tartışılanlardan biri obezite ve şeker hastalarının oruç tutup tutamayacağı. Her kafadan başka ses çıkıyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Uzmanlara göre bu konudaki en önemli kriter ne tip bir diyabet hastası olduğunuz. Tip 1 diyabetseniz insülin kullanmak zorundasınız ve oruç tutmamalısınız. Tip 2 diyabetseniz ve ürettiğiniz insülini kullanmanızı sağlayacak hapları uygun bir şekilde alabiliyorsanız oruç tutabilirsiniz. Ramazan ayında oruç tutan obezite hastaları yüksek kilo kayıpları yaşıyor. Fakat Ramazan'dan sonra kaybedilen o kiloları hızla geri alabiliyorlar. Aslında bakarsanız Ramazan ayı kilo vermek için çok büyük bir fırsat. Çünkü istisnasız kilo problemi olan herkes Ramazan ayında kilo verir. Ama sorun Ramazan bittiğinde başlıyor. Kilo verip kilo almak ve bunun tekrar etmesi bünyeyi çok zorluyor. Ramazan ayı boyunca sağlıklı bireylerin bile beslenme konusunda oldukça bilinçli davranmaları gerekiyor. Peki obezite ve şeker hastaları nasıl beslenmeli? Ramazan boyunca nelere dikkat etmeliler? Kendilerini gün içinde acıktıracak ambalajlı gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Ve tok tutacak lifli gıdalarla beslenmeleri artı en önemlisi iftardan sahura en az 2 litre. Sadece su, çay, ayran, meşrubat bunların dışında sadece 2 litre su tüketmeleri gerekiyor. Obezite hastalarının Ramazan'da özellikle uzak durması gereken gıdalar da var. En önemlisi hamur işi gıdalar onları öğleye doğru acıktıracaktır. O yüzden sahurda hamur işi gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Show TV'nin reyting rekorları kıran Fenomen dizisi Çukur'un en sevilen karakterlerinden Bartolu otizmli çocuklarla bir araya geldi. Otizme sen de mavi ışık yak dedi. Nasıl oldun abi, iyi misin biraz daha? İyiyim Medet, iyiyim. Çukur'un Bartolu'suydu, otizmli çocukların süpermeni oldu. Hadi gel. Dersin var, dersin. Dersin olmasa. Nasıl indireceğiz seni bu kucaktan? Yetmedi, otizmli güzel bir kıza kavalyelik de yaptı. Otizm bir hastalık değil, otizm bir kişisel gelişim farklılığı. Show TV'nin reyting rekorları kıran Fenomen dizisi Çukur'un önemli karakterlerinden biri Bartolu. Geleyim mi? Bartolu'ya can veren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Tohum Otizm Vakfı'nda otizmli çocuklarla bir araya geldi. Biz bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece kendisi değil, Çukur dizisi oyuncuları da otizmi anlatmak, bir farkındalık yaratmak için kolları sıvadı. 10 saniye düşünür müsünüz lütfen? Çevrenizde göz teması kuramayan bir çocuk var mı? İsmini söylediğiniz zaman size dönüp bakmıyor, reaksiyon vermiyor. Parmak uçlarında yürümek, sallanmak, çırpınmak gibi konuşmada gerilik, bazı sözcükleri anlamsızca tekrarlamada otizmin bir belirtisi olabilir. Türkiye'de 0-18 yaş arası 352 bin otizmli var. Yani her 68 çocuktan biri. Çukur'da otizme dikkat çekmek için hem Aliço karakterini yarattı. Balık tutuyorum. Hem de dizideki duvar yazılarıyla farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Çukur otizmin farkında, biz de farkındayız. Dizinin 11 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde sezon finali gecesi var. Sahneye çıkacak mısınız efendim o konserde? Evet, birçok oyuncu arkadaşımızla beraber ben de çıkacağım. Gecede de Mustafa Kırantepe ile Medet'le beraber bizim de bir düetimiz olacak inşallah. Sıtkıyam kalmışam. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şovana Haber'deydiniz. İyi hafta sonları.